Bismillahirrahmanirrahim. Biz insanları bir olan Allah'a davet ediyoruz. Tek ilah olan Allah'a davet ediyoruz. Fakat kardeşlerim, sözde Müslüman olan tarikatlar veya sözde Müslüman olan tarikat önderleri, biz sadece Allah'a dua edin dediğimizde bize Vahabi diyorlar. Biz sadece hüküm Allah'ındır dediğimizde bize İngiliz ajanı diyorlar. Biz şu ibadettir, şunu sadece Allah'a sunmanız gerekir dediğimizde... filancının örgütü, filancının bir şeyi diyorlar. Yani mutlaka bir kulp buluyorlar. Gerek onlar tarikat önderleri, tarikat liderleri, gerekse de onlara tabi olan insanlar. Allah için bir düşünsünler. Şimdi biz ders yaptık. Başından sonuna kadar ne anlattık? Ayet anlattık. Doğru mu? Ayetler üzerine konuştuk. Dedik ki bizim Rabbimiz böyle diyor bu amelleri. Bizim Rabbimiz duanın ibadet olduğunu söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun şirk olduğunu söylüyor. Ya ayet ya hadis. Allah'tan korkarak, ellerini vicdanlarına koyarak düşünmeleri gerekiyor. Yahu adam ayet okuyor, ben ona Vahabi diyorum. Adam ayet okuyor, Allah böyle dedi diyor, ben ona İngiliz ajanı diyorum. Gerçekten samimi miyim? Bunu söylerken gerçekten samimi miyim? Demek ki siz Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Demek ki siz tek Allah'a dua edilmesi gerektiğinden hoşlanmıyorsunuz. İşte İngiliz ajanlığı budur. Hristiyanlık budur. Yahudilik budur. Onlar da Mesih'e taptılar, ibadet ettiler, dua ettiler. İsa Aleyhisselam'a ibadet ettiler, Musa Aleyhisselam'a ibadet ettiler. İngiliz ajanlığı Allah'tan başkasına ibadet etmenin adıdır. Allah'tan başkasını ilah olarak adletmenin adıdır. İngiliz ajanlığı. Ajansın çünkü İngilizlerin inancını dine sokmaya çalışıyorsun, İslam'a sokmaya çalışıyorsun. Müminlerin inancı, kitabın ve sünnetin insanlara öğrettiği inanç tek ilaha kulluktur. Tek ilaha duadır. Samimi olarak konuşuyorum. Eğer bugün türbelere, kabirlere veya Allah'tan başkasına bir insan dua edilebilir diyorsa korkun ki o adam İngiliz ajanı olsun. Hristiyanlığı, Yahudiliği bu dine sokmaya çalışan. Yani bunun zıttını söyleyecek olsalar şunu demeleri gerekiyor. Hayır, biz tek Allah'a dua eden kişilere İngiliz ajanı diyoruz. Veya biz tek Allah'a dua edilmesinden hoşlanmıyoruz. Şunlara da dua edilmesi gerekir Allah'tan başka. Şunlardan da rızık istenebilir Allah'tan başka. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَجْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Senin çağırdığın şey onların hoşuna gitmedi. Senin davet ettiğin din kafirlerin hoşuna gitmedi. Çünkü kafirler, müşrikler 2 ve 2'den fazla ilaha inanırlar. Öyle tatmin olurlar. Sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmezler. O yüzden hoşlarına gitmez.